Sertifikalarımızı aldık. Kim demiş Kuzey Ege'de denize girilemez diye. Asya'nın en ucuna yürüyorum. Tarih yatıyor. Asya'nın en batı ucuna ayak basmamıza çok az kaldı. Babakale Limanı aşağıda görünen yer. Deniz buradan bile muhteşem görünüyor. İleride yolu biraz daha düzgün olursa bence çok daha fazla kişi keşfedecek burayı. Ama şimdilik bayağı ıssız, bakir kalmış bir yer. Babakale'ye doğru gitmeye çalışıyoruz. Yolun son 5 kilometre kadarı böyle. Yok denecek kadar az bir yoldan. Bayağı taşlık, tali bir yoldan gidiliyor köye. Asya kıtasının en batı noktasına gidiyoruz. Gidince bize sertifika vereceklermiş, öyle diyorlar. Bence bu yoldan zaten oraya ulaşabilirsek sertifikayı hak etmiş olacağız. Azimli gezginler sertifikası. Aynen. Babakale'de ilk gördüğümüz yer bu kimsenin olmadığı ve tertemiz koy. Hoş geldik, giriyoruz köye. Babakale'nin merkezine geldik. Şimdi çarşıya gireceğiz. Burası da kalesi. Önce bir muhtarlığı bulalım bakalım. Bir merhaba diyelim. Kalesi merhaba. Beklediğimden daha bir bakımlıydı. Günaydın. Yani. Restoran mı yapıldı yoksa hiç mi bozulmadı? Ya burada sertifika veriyorlarmış. Nerede veriyorlar onu? Kalede veriyorlar. Kalede, iyiymiş. Bu Babakale'nin kalesi Osmanlı'nın yaptığı son kaleymiş. Birazdan gezeceğiz onun için zaten. Evet, şu anda Babakale'nin içlerine doğru gidiyoruz. Sonra kaleyi gezeceğiz. Çok güzel taş evler var aralarda ve hala da yapılanlar var. 500 civarı kişi yaşıyor burada sanırım bildiğim kadarıyla. Yaz, kış. Aslında şey olsa keşke, girişte böyle bir böyle kurdele, onu geçsem evet. Böyle herkes arkışlasa. Çünkü gerçekten gelmesi biraz zahmetli, biraz safa bir yerde yani burası. Aynen, ama başardık. Bu neymiş ki? Şeyler, gaz lambaları. Sanat atölyesi diyor. Burada bir öğle yemeği de yeriz bence. Yiyelim bir zaten, yüzeriz tabii. Sonra aynen. Sakinlikten yıkılıyordu. Asya'nın en ucuna yürüyorum. Fener'e gidiyoruz. Bu arada sadece biz varız. Bir de bu kıyılarda dön dolaş mutlaka Midilli manzaramız var. Evet. Bundan sonra Asya'da herhangi bir yere gittiğimizde hava atabiliriz. Tabii korona yüzünden gidebilirsek. Biz en batısından geliyoruz Asya'nın. Aynen, biz Asya'nın bittiği yere gittik deriz. Burası Babakale Limanı. Arkada da köyü görüyorsunuz ve kale. Kaleyi daha gezmedik, birazdan gezeceğiz. Bu arada bir de Portekiz'de bu sertifikalardan veriyorlarmış. Birazdan alacağız kalede umarım. Orada da Avrupa'nın bittiği yere geldiğiniz sertifikası varmış. Bu arada Portekiz'e gittik, böyle bir şey bilseydik giderdik o noktaya da. Portekiz'den hangi videomuzu koyalım buraya? Lisbon. Porto mu Lisbon mu? Lisbon. Lisbon videomuzu buradan İkisi izleyebilirsiniz. İkisi ayrı güzeldi. Evet. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Babakale Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri'nin tepesine çıktım. En batı ucunun, en batı fenerinin Ana Mendirek. Ne görüyorsun, bize anlat. Açık deniz görüyorum. Midilli Adası. Bir tane motor yat geçiyor. Buradan kale de güzel görünüyor. Şuradan keçi gibi tırmandı. Ben çıkamayacağım burada. Şimdi nasıl ineceğim onu düşünüyorum tabii. İniş daha zor olabilir. Şey böyle kayarak sörf yapar gibi in. Babakale'nin Balıkçı Limanı'nı geçiyoruz. Şöyle bir tur gidip gelelim. Sonra arkada yüzülen bir koy var. Oraya da bir göz atalım. Yatın yanından geçiyoruz. Batmış olan yat hatta. Hani hacı yatmazdı bunlar? Hani yatmıyordu? Hepsi değil demek ki. Bu yatmış. Böyle kenara doğru birazcık yürüyüp limanın arkasına geçince burada da bir tane koy varmış. Yüzülecek denizi güzel bir yer. Şömürlük bir iskele yapmışlar. Girmesi de kolay. Buraya da taşlarla el yordum bilip çocuk havuzu yapmışlar galiba. Şurada balık gibi bir hayvan var. Kenara vurmuş. Ne o? Evet, bu bir zamanlar köpek balıkmış. Balığı. Köpek balığı değil de. Bu senin yakaladığın, yediğimiz neydi? Turna mıydı? He. Gibi olabilir mi? He. Gel bak yakında. Evet, kaleye geldik şimdi. Hadi bakalım kalenin içini gezelim bir de. Merhaba. Günaydın. Hoş bulduk. Buraya kadar diyormuş. Bu da seninki. Senin adına teslim oluyorum. Tamam. İçeriye girip sağ duvarın arkasından döneceksiniz. Düz karşı ekliğinizde duvar dibinde bir tane zindan var. Bir de aşağıda sol köşede var. Ha. Ondan sonra surlara çıkıyorsunuz. Bu kapısı falan orijinal kurşun delikleri var üstünde. Baksanıza delikler kalmış. Tarih yatıyor orada. Şimdi zindana giriyoruz. Gir bakalım. Çok klostrofobik bir yer değildir umarım. Biraz. Oo, güzelmiş ama. Buralar eski. Vallahi hamam da olabilir burası ama şeyleri yok. Böyle pencereleri yok. Enteresan.
Zindanın derinliklerini keşfediyor. Karanlıklardan çıkan. Ne var orada başka? Bir şey yok. Pencere var. Bir anda ışığa çıkınca şey oldu. Gözlerim kamaştı. Zindandan özgürlüğümüze doğru. Şimdi kalenin surlarına tırmanalım. Oh, burası da mis gibi Ege otu kokuyor. Evet. Şöyle bir tur. Etrafından tavaf dolaşıp edelim bütün kaleyi. Ondan sonra inelim. Bir şeyler atıştıralım. Köyde şirin bir kahve var. Karadut su içer miyiz? İçeriz. Ama iyi ki gelmişiz. Bu yaz ki ikinci böyle hiç duymadığımız yerin yer keşfedilmesi. Keşfi biri kıyı kışlacık İyasos'tu. Onun videosunda nereye? Şuraya. Şuraya koyalım. İyasos. Yani o da enteresan bir yerde Bodrum'un karşısında. Burası da Çanakkale'nin en ucu. Ayvacık ilçesine bağlı Babakale. Ayvacık zaten bayağı büyük bir ilçe. Yani Asos da oraya bağlı. Burası da öyle düşünün ki arada 45 dakika var. Ve Babakale Feneri. Feneri bu. Tatam. Burada devamı var Osmanlı mezarlarının. Beni de al. Gel bakalım. Hoppa. Bakalım neler vermiş. Bak Osmanlı mezarları devam. Aynen. Şurada da bir küçük iskele var. Denize girilecek bir yer var. Bayağı güzel görünüyor. Mescit miymiş acaba? Mescit bir şey yapmış. Ve arkamız olduğu gibi Babakale. Sonra bana kızacaklar mı yine ıssız bir yer? Issız bir yeri göstereceğiz. Issız bir yer, ıssız kalmayacak. Evde yerlerde yıkıntılar var evet, ya karşıda. Onlar ev mi? Evet, onlar 40 tane yani evin kalıntısıymış. O 40 evin kalıntısı yani burada köy diye bir şey yokmuş. Sonradan böyle evler dışarıya çıkıyor. Aynen, o evlerin yeniden yapılmasını istiyorlar böyle müze gibi. Aa, güzel olur aslında. Aynen. Süper, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendi bilgiler için. Aynen. Sertifikalarımızı Sertifikayı aldık. Mezun olduk Babakale'den. Hemen okuyorum size. Bu sertifika misafirlerimize Babakale ziyaret sebebiyle verilmiştir. Kendisi gelişiyle bizi onurlandırdı, sevgi getirdi. Burası Asya'nın ve Türkiye'nin en batı noktasıdır. Asya'nın ucundaki fener, sevgi ve dostluk ışıklarını tüm dünyaya göndermektedir. Anamız ve biz birbirimizi hiç unutmayacağız. Gittiği her yere onunla selamlar yolluyor ve herkesi sevgiyle Babakale'ye çağırıyoruz. Babaköy'ü, Kaleköy'ü muhtarlığı. Teşekkür. Kalenin hemen karşısında Çınaraltı Kafe var. Tabii ki burada kocaman bir çınar ağacımız var. Hop, göstereyim. Çok da sıcak kanlı buradaki herkes. Çok güzel karşıladı bizi. Yüzmek için enerji topluyoruz biraz. Şu anda muhtemelen köydeki tek turist de biziz. O yüzden bayağı güzel ağırlanıyoruz. Buranın ismi ne derseniz bilmiyorum. Hiçbir şey koyu. Babakale'nin direkt hemen yanındaki koy. Ama ne ismi var, ne arabanın gelebileceği bir yol var, ne herhangi bir tesis var. Çok güzel, ıssız, bakir, denizi tertemiz bir koy. Direkt böyle Babakale'de kaleyi karşınıza aldığınızda hemen sağına dönüyorsunuz. Arabayı orada bırakıyorsunuz. Bir toprak yoldan böyle 5 dakika yürüyüp buraya ulaştık. Eylül sonu kim demiş Kuzey Ege'de denize girilemez diye. Deniz de çok güzel havada. Nasıl? Bir anda gir, çok düşünme. Aklimana iniyoruz. Şimdi burada bayağı bir yazlık siteler var. Babakale'nin tersine bu taraf yapılaşmış. Çamların arasından bir geçitten geçiyoruz ve sahile çıkacağız buradan. Aklimana geldik şimdi. Babakale'den ne kadar sürdü? Herhalde 10 dakika falan. 10 dakikada geldik ve yol asfalt. Babakale'ye geldiğimiz yol gibi toprak da değildi. Şimdi bir de burada denize gireceğiz. Çünkü burası kum. Daha farklı Babakale'den. Ve yine çok güzel görünüyor. Deniz dayanamayacağız sanırım. Buradan da Gülpınar'a doğru devam edeceğiz. Oradan önce de tam Gülpınar'a gelmeden önce Apollon Tapınağı var. Alıştım artık. Çok soğuk gelmiyor. Şimdi Akliman'dan çıktık. Bir 10 dakika kadar daha yine yol geldikten sonra Gülpınar Köyü'ne ulaştık. Gülpınar'ın en tepesinde bir tane yel değirmeni var. Hatta burada bir tane de böyle kafe gibi bir yer var. Gözleme, çay yapmalık. Bir uzaktan da deniz manzarası var. Çok güzel köyler varmış burada ya. Bayağı şanslı bence burada yaşayanlar. Burası da işte Gülpınar. Şimdi biz köyün ara sokaklarına gireceğiz birazdan. Ve buradan şu ucunu görmüş olduğunuz Apollon Tapınağı'na gideceğiz. Apollon Tapınağı'ndayız ama Apollon Siminteus, böyle mi okunuyor bilmiyorum, diye geçiyor burası. Farelerin efendisi. Ne kadar verdik giriş bu arada? 10 lira, kişi başı 10 liraymış. Fareler ayaklarının altında. Öyle bir konsept var.
Apollon'la ilgili efsane şu, zamanında çiftçilere zarar vermesin diye fareleri öldürüyormuş ve farelerden aldığı veba mikrobunu da halka zulmeden krallara okuyla atıyormuş ve onları cezalandırıyormuş. Dolayısıyla çiftçi dostu, halk dostu bir kralmış diyecektim. Yok, tanrıymış Apollon. Aynen. Bir şey söyleyeceğim, Artemis'ten, Athena'dan hepsinden daha güzel duruyor bu, bayağı sağlam. Fareler, bir sürü fare var. Fare tanrısı olarak anılmak da çok hoş bir şey olmasa gerek ya. Çok artistik bir isim değil. Orada işte şarap tanrısı, deniz tanrısı, bilmem ilham tanrısı, sanat tanrısı falan. Sen git şirin şirin fare tanrısı ol. Bu bölge çok enteresan bir bölge. Apollon adına düzenlenen spor oyunları oluyormuş o zaman. Bir kısmı böyle güreş, bir de pankreas denen boks ve güreş karışımı bir spor yapıyorlarmış. Ve bunun kazananları için burada böyle sütunlar dikip onların üzerine onların amblemlerini işliyorlarmış. Yani aslında spor ödülleri bölümü geçtiğimiz kısım. Nerede yürüyorum biliyor musun? Kutsal yol. Evet. Burası da Efes'teki gibi hani ana bir caddesi vardı ya. Oranın evet. Böyle burası da buranın ana caddesi sanırım. Bu arada demin baktım, Apollon hatırladığım gibi müzik, sanat, şiir tanrısı olarak geçiyor böyle direkt ilk baktığınızda Wikipedia'ya. Ama burada ilginç şekilde farların tanrısı olarak tanınmış. Bununla ilgili daha detaylı bilgisi olanlar bu arada, bu mitolojiyle ilgilenenler yorumlara yazsınlar. Biz şimdi böyle çok kısa jenerik bilgilerle geçiyoruz tabii, hızlı bir tur yaptığımız için, ama Apollon'la ilgili bilgi paylaşmak isteyenleri bekliyoruz yorumlara. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalın adı da Duygu değişti artık. Akalın oldu. Aynen, bundan sonra Duygu Akalın oldu. Vovide hala markamız, hala YouTube/Vovide olarak adresini bulabiliyorsunuz. Web sitemiz hala Vovide. Evet. Instagram'da öyle, ama YouTube kanalında şey oluyor böyle, yolda gezerken falan bazen çekim yaparken biz de takip edelim, kim hani hangi kanal falan diye soruyorlar. Vovide diye böyle yazamıyorlar, sonra biz yazıyoruz. Sonra ben evet telefon alıp yazmak durumunda kalıyorum. Şimdi koronadan dolayı çok böyle telefon alışverişi de yapmak istemediğimiz için artık değiştirdim. Ben de isim soy isme döndüm. Duygu Akalın olarak kanalımız devam ediyor. Ve kamera arkasında İlker. Videomuzun bu bölümünü tapınağın en güzel manzaralı noktasında bitirelim. Ayrıca şurada bir küçük alan da yapmışlar. Çıkarılan diğer şeyleri de sergiliyorlar. Bayağı beklediğimden büyük bir yer çıktı ya. İyi ki yolumuz düşmüş. Görmüşüz.